geriye dönük bir tekamül planında bir bilinçaltının kayıtları var. Hı hı. Ve sen bu boyutta onları fark etmek, o kavşaklardan geçmek, o kavşaklardan geçerken öğrendiklerini cebine koymak için buradasın. Hı hı. Dolayısıyla sen burada bir sıkıntı yaşıyorsan kendi kendine direkt şunu diyeceksin. Ben evlilik deyince ne düşünüyorum? Hı. Kadın olduğunu düşün. Erkekler deyince ne düşünüyorum? Bak şimdi, o zaman bir kağıda kalem alacağım. Tamam, tamam, tık 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 bir şeyler dökülecek buradan. Hmm. Mesela babanla ilgili ne düşünüyor? Elin ben babamı seviyor muyum? Ne kadar basit olur. Ben babamı seviyor muyum? Babamla mesafeli miydim? Babam bana sevgisini gösterdi mi? Ben babama güvenebildim mi? Babamı suçladım mı? Aynısını anneyle de yap. Örnek. Hmm. Ama ilişkiden gidiyoruz ya. Dürüst olduğu için değil mi acaba? Aynen. Erkek çocukları da eriyle anneyle yapabiliyoruz. Evet. Hı-hı. Dolayısıyla bunlar tak 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 önümü düşünecek. Sonra en derinde şunu soracağım kendi kendime. Ben gerçekten bir evlilik yaparsam mutlu olacağımı inanıyor muyum? Hı-hı. Örnek. İyi de benim annem örnek ya da annem babamın çok da mutlu bir evliliği yoktu. Varsa ki. Ya da annemin babamın vardı ama yakınlarının yoktu. Ya da bazen öyle oluyor. Anne babanın mutlu olabiliyor. Ama kendi tekamül planında geriden gelen kayıtlar işliyor bazen. Dolayısıyla diyoruz ya bazen atadan dededen DNA yoluyla geçenler. Dolayısıyla onun tekamül planında bu var. Ama onlar önemli değil. Atansını yapmış, dedem bunu yapmış, anne baba. Hiç geç onları. Ben burada mıyım şu anda? Ben sadece kendimi bilir, kendimi sorgularım. Ve derim ki, ben gerçekten evlenince mutlu olacağıma inanıyorum. Bak en derinde bir dururum. Eğer içimden şu çıkarsa, iyi de, yani evlenmek demek özgürlüğü kısıtlanması demekse, bilinçaltında. Evlenmek demek sürekli bir adama hizmet demekse. Hmm. Ya da bir adamı kahve çekmek demekse, bilinçaltında. Evlenmek demek mutsuzluk ya da acı çekmek demekse. Evlenmek demek hayatın boyunca kendi hayatını tamamen unutup başkalarına kendini adamak demekse gibi gibi örnek. Ben dışarıda belli bir yaşta yalnız olduğum için evliliği özlüyor gibi görünebilirim. Ama dış filmime asla bu yansımaz. Çünkü dış filmi benim bu en derindeki duygum yaratıyor. Hani dumandan bahsettik ya. O duman o en derindeki yerden çıkıyor. Siz bir şey anlatmak yani, bu. Sen arkadaşınla konuşurken ay bir evlensek ne güzel olur ya deyip bir hayal kuruyorsun ya. Duman o değil. Evet. Duman o aşağıdaki o bilinç altında dediğimiz o mahzendeki duman. Dolayısıyla sen o orayı bir bulacaksın. Sonra diyeceksin ki demek ki ben de bu kalıplar var. Çok basit. Mesela evlenirsem mutsuz olurum gibi bir inancım varsa ve bunun farkında değilim. Evet. Sırf o yüzden karşıma evli bir erkek çekiyorum ya da hani evlenmeyecek, evliliği hiç düşünmeyen birisi ya da çok uzakta mesela yurt dışında yaşayan birisi. Hep bundan dolayı mı oluyor? Bu kadar basit sebeplerden dolayı. Ya bak. Mesela bir çocuk yetişirken öğrendi ki babası annesini aldatıyor başka bir kadınla. Bu çocuk ona o kadar kızıyor ki büyüdüğünde o tek kadın olabiliyor mesela kızgınlığından. Çünkü bilinçaltında onun evlilikte işte eri ya da işte baba ya da işte eş neyse aldatıyor madem. Ben onun karısı olmayayım dışarıdaki sevgiliyor gibi düşünüyor ya. Çocuk mutlu. Büyüdüğünde ne yapıyor? O çok kızdı. Şeyi kendisi yaşıyor. Hani terazinin o tarafını gördü ya. Evlenmek adına bile. Sistem onu dengelemek için bu defa öbür tarafa atıyor. Hı-hı. O farkındalığı yükselene kadar oradan geçiyor. Nihai sonuçta ne yapacağım? Farz ettim ki bunu bulduk. Bunu izleyen arkadaşlar parayla ilgili bulabilir, başarıyla ilgili bulabilir. Ne yapın biliyor musunuz? Hemen bir gözünüzü kapayın. Örnek evlilikle ilgili bir derinden bir sorguluyorsun ya kendini. Ya aklına birkaç kare gelecek.
Mutlaka geleceği olan bir şey geliyor. Geleceği çıkıyor. Yani o duygunun kökeni olan bir kare gelecek. Hı hı. Sen o karede kendini korkmuş görebilirsin, kızmış görebilirsin, çaresiz görebilirsin. Ne yapacağım ben deyip acı çekerken görebilirsin. Yani bir şey önünüze düşecek. O düşen karede sizin bir duygunuz da var aslında. Ve o duygu oraya sıkışmış. Duman oradan çıkıyor zaten. Ateş sönmemiş. O orada sıkışmış duruyor. Ama çıkmak da istiyor. Çıkmak istediği için dışarıda o kurgu filmleri, mizansenleri kuruyor. Dışarıda bir takım şeyler yaratıyor ki sen onları bir gör, fark et, dönüştür diye yapıyor zaten. Evet. Şimdi o filmi gördün, orada bir çaresiz çocuk gördün. En klasik, en eski çalışmamızdan bahsediyorum. Hemen o çocuğun yanına bir otur. Hemen. Çünkü her şeyler artık çok hızlı dönüşmeye başladı. Ya çocuğa otur. Basit. Ben seni görüyorum. İşitiyorum. Bu kadar da kolay. Hissediyorum. Seviyorum. Senin artık yanındayım. Korkmana gerek yok. Üzülmene gerek yok. Ben daima yanında olduğum müddetçe sen güvende olacaksın, sevileceksin. Çünkü sen dünyanın en bütün güzelliklerini hak ediyorsun. O kadar güzel bir çocuksun ki hayatın boyunca değerli, kıymetli, güzel ne varsa hak ediyorsun. En kökteki duyguyu söylüyor. Birçoğumuzun boğuştuğu değerle ilgili. Ya o çocuğun sadece bir size bakıp gülümsemesi yeterli. Bak. Baktı, güldü. Bir gülümsedi, bir ikna oldu çocuk. Tamam mı? Çünkü çocuk hala sende. Yani çocuk hala mahzende böyle boynu büküp oturuyor dışarı bir yerde değil. O çocuğu ikna ettiğin anda çocuk bir rahatladığı anda aslında ne oluyor? Sendeki bir duygu yani duman daha doğrusu bir dağılmaya başlıyor. Bitiyor. O sıkışmış enerji bir dağılmaya başlıyor. Dönüşme de diyebiliriz onu. Bitiyor hocam, bitiyor. Bitiyor. Daha o duyguyu yani bir daha yaşamıyorsun. Ben çok sefer yaptığımda o sonucu gördüm. Belki 2-3 kere deneyebilirler ama. Kalp çakrasından sevgi enerjisine evet. Doldursun, orayı bir yıkasın, çocuğu pembe bir enerjiyle sevsin, sarmalasın. Bir şekilde bunu duygusunu vererek yaptığında orada çözülüyor. Çözüldüğünü nereden anlıyorsunuz? Bunu yaptığınızda ağlarsınız, ağlarsınız. Niye ağlarsınız? Oradaki duygu o kadar katılaşmıştır ki çözüldüğünde sıvı hale gelir, gözünüzden dökülür. Aynen. Doğal olarak o nedenle en derin duyguyla yüzleşeceksiniz. Oradaki o katı duyguyu çözeceksiniz. O dumanı bir dağıtacaksınız. Bir daha mı karşılaştınız? Şeye düşmek yok. Ne derler? Umutsuzluğa düşmek yok. Ha, ben bir daha demek ki tam çözememişim ya da bitmemiş örnek. Hiçbir şey yapamıyorsam özümle konuşacaksın Allah'ım. Hani burada aşamadığın bir şey var. Sen bendesin biliyorum. Ve hani bunu sana teslim ediyorum. Bak bu kadar. Bunu yapabilirler. Anda dönüştürme dediğimiz bir şey var. Bak anda gözümü kapatırım. Kalp çakramdan pembe sevgi ışıklarını bir dağıtmaya başlarım. O yine dönüşür. İlla ki dönüşür. Velhasıl ne yapmış oldum ben? Aslında eski programı kırdım. Meselenin kökünü de buldum. Yani en derindeki kökünü de buldum. Dolayısıyla demek ki parayla ilgili de yapabilirler. Mesela parayla ilgili bir tartışma, parayla ilgili bir tedavi olamamıştır. Paraya kızgındır çocuk örnek. Bir şeyi almak istemiştir, alamamışlardır. Paraya kızgındır. Bir şey almak istemiştir, anne ya da baba yok demiştir, sinirlenmiştir. Parayı yok 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 olarak kodlamıştır. Varlık bilincine geçemiyordur. Çünkü onun zihninde yok para bulunmayan bir şey. Çünkü çocukluğu öyle geçmiştir örnek. Ama bütün bunların kökeninde 3-5 tane fotoğraf vardır. Bir, hangi videoda beraber anlattık biz? Aynen. Hani fotoğrafları tek tek soldurduk. Yenisini koyduk. Ha, evet. Hatırlıyor musunuz? Giriş tekniği. Evet. Geliyordur bir çalışmamızda o fotoğrafları nasıl olacağımızı anlatmıştık. Hı-hı. Ama şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Nihai sonuçta saf bir kalp bak burada kalpten dilediğin her şey gerçekleşir. Yeter ki sen
kendine dürüst ol, kendine samimi ol ve şöyle kabul et kendini. Allah'ım, hani bir şeyleri yapıyorum, bir şeyleri yapamıyorum. Hani tekrar çocuğa dönelim. Ya o çocuk bir şeye iyi, bir şeye kötü demeyi öğretmeselerdi nasıl büyüdü? Ve o kadar da etkili, en kolay tekniği de verdiniz ki hocam. Gerçekten yani kolay olduğu için belki de yapmaya hani insanlar şey yapıyor, bununla olmayacak diye düşünüyorlar ama o çocuğu ikna ettiğinizde bu duyguya gerçekten her şey değişmeye başlıyor. Bir kere de bile çözüm oluyor. Yani daha büyük boyuttan bakalım mesela. Çocuk kötüyü bilmeseydi evet. Nasıl büyüyecekti biliyor musun? Tabii öyle tabii biraz imkansız ama kötüye asla kötü demediği için sadece olanı görecekti. Sonunda da fark edecekti ki kötü hiçbir şey yokmuş. Sistemde gereksiz tek bir şey yokmuş. Kötü dediği de iyiliğe hizmet değilmiş. Yani kendini uyandırmak için, kendini hizmet etmek için varmış. Oradan çıkacaktı. Bir şeylere kötü demeyi ne yapacaktı? Artık bırakacaktı. Bir şeylere kötü demeyi bıraktığı için kendiyle ilgili bazı özelliklere de kötü demeyi bırakacaktı. Ama mesela dağınık bir çocuk olduğunu düşünelim. Kendi için de öyle şeyler söylemiş. Annesi ona işte sen dağınıksın, dağınıklık kötüdür dedi ve bu çocuk dağınıklık kötü olduğu için kendini de kötü olduğuna inandığını varsa. Dağınıklığa kötü demediği için kendine de kötü demeyecekti. Normal. Sonra ne yapacaktı? Aa, bende hem iyi varmış hem kötü varmış. Niye? Birlikte varmış. Hani burada dualite var tamam ama birin içinde iyi kötü doğru yanlış diye bir şey yok ya. Olan her şey güzelmiş. Ben de olduğum halimle güzelmişim. Dağınıkmışım ama güzelmişim. Tembelmişim, güzelmişim. Birini seviyormuşum, güzelmişim. Birini sevmiyormuşum, güzelmişim. Yani ben birini sevmediğimde kötü biri mi oluyorum? Hayır. Birine mesafe koyduğumda kötü biri mi oluyorum? Hayır. Ben birine sevmeme ya da mesafe koy olma hakkımı kullanabilir miyim? Evet, kullanabilirim. Yani sevmeme derken şöyle, kalbimin almadığı ya da enerjinin akmadığı biriyle aynı ortamda bulunmak zorunda değilim. Öyle bir hakkı. Bu benim kötü olduğumu gösterir. Kötü diyorsanız siz kötü diyorsunuz. Çünkü ben böyle diyorum. Ben sakinim. Ben buyum. Sen kötü dersin. Ben de derim ki ben buyum. Evet, enerjimiz düşen insanlarla yani bizim kendi seçeneğimiz var. Aynı ortamda olmamayı da seçebiliriz yani. Ha, kötülüğü ben nasıl bilirim? Ya da algıları. Canım yanar. Mesela hayatımda bir döngü devam eder. Biri beni terk etti. Örneğin. Ya çok kötü bir şey, çok acı çekiyorum. Kötü değil mi? Görmüşte. Ama aslında bana hizmet ediyor. Oradan bir acı çıkıyor. O acı beni uyandırıyor. Ve uyanınca işte bu videoları sarıyoruz muhtemelen. Ya da işte kitapları okuyoruz neyse ama bak. Oradaki acıtan kişi seninle ilgilenmiyor. Uzak duruyor ya da terk ediyor. Niye? Diyor ki sen beni bırak kendine bir dön bak diye yapıyor onu. Ve gerçekten sen onu bırakıyorsun artık. Mecbur kendi içine dönmeye başlıyorsun. Ve sonra diyorsun ki terk edilmek de kötü değilmiş. Ben kötü dedim ama terk edilmek de kötü değil. Terk etmek de kötü değil demeye başlıyorsun ondan sonra. Çünkü niye? Tüm sistemin hepsinin sana hizmette olduğunu fark ediyorsun. Ve tüm sistemdeki oyuncuların satranç oyuncuları gibi taslamam yerli yerinde ya o kadar muazzam bir sistem evet. Ki yerli yerinde durduklarını fark ediyorsun. Mesela benim kaybetme korkum var. Ben bunu nasıl görebilirim ki böyle bir şey yaşamadan? Onların da bana bunu göstermesi gerekiyor. Oyun aslında burada başlıyor. Bir ilişkideki aynalıkta bu. Yani onu kaybedeceğimden korkmam gerekiyor. Onun da beni bana bu rolü oynaması gerekiyor. Suçlu da yok. Bana hizmet ediyor. Çıksın diye bir duygu. Tabii ki. Yani kaybetme duygusu aslında özden koptuğumuzu inandığımız ya da düşündüğümüz için öyle bir şey yok da. Hani o ilk kaybetme korkumuz ya da terk edilme ya da yalnız kalma korkumuz ilk o zaman ellerinde bilinçaltında çöktü odur. İlk o zaman mı kodlanmış? Evet yani senin birine kavuşma artısın ellerinde aslında özel kavuşma artısın. O zaman hemen hemen herkeste vardır. O zaman hemen hemen herkeste bu nedenle var. Hani kaybetme korkusu. Evet. Dolayısıyla hani kaybetme korkum da işte aşağıda mahzende duruyor. Fakat
öz bizi tatlı tatlı kendi varlığına uyandırmaya çalıştığı için bu ortamda ya da bu filmin içinde ya da bu hikayenin içinde bir takım kurgular yaratarak ve o kurguların içinde o varoluşun her kademesinde de rol alarak, bak bizzat rol alarak aslında oradan kuştan, çiçekten, insandan, her yerden uyan diye bağırıyor. Yükleyebildiğinin üstünde bir şey de var. O kadar merhametli ki. Hani kimseye yüklediğin ötesinde bir şey vermiyor ve sen tam umudunu kaybettiğin anda sana öyle güzel bir mucize gösteriyor ki ben buradayım diyor. Yani senin umutsuzluğa kapılmana gerek yok. Ben seni hiçbir zaman zaten bırakmadım. Ben buradayım ve sen değil diyor. Yani bizi kendi cennetine ya da kendi huzur alanına almak için zaten bunu yapıyor. Şimdi bu algıyla baktığımızda dışarıda düşman kalmadığı gibi nasıl kazanacaksın? Düşman sandıkların bile aslında senin için hizmetkar rolüne geliyor. Hani hepsi bir teşekkür hak ediyor diyoruz ya. Evet. Hepsi bir teşekkür hak ediyor. Ama burada ben yapabildiğim kadar dediğim gibi gözlemci ya da seyirci pozisyonunda olup hiçbir şeyi dramatik hale getirmeden, abartmadan, duygusal çok salınlara girmeden yani zihnimi ve duygularımı kontrol edebilir pozisyona gelecek kadar farkındalığımı yükseltmem gerekiyor. Merkezde kalalım diyorsunuz aslında bir nevi ve ne varsa fark ettiğiniz ilişki, para, işte kendinizle ilgili dersizlik, özgüven, her şeyle ilgili yine o çocuğu bulun, ona bu duyguyu fazlasıyla verin. Çözemediğiniz yerde de Allah'ım sana havale ediyorum. Mesela ilişkide baba artık dedik değil mi? Hı hı. Bak ilişkide baba şeyinden bahsettik. Biraz önceki örnekten. Bu kişi mesela babasını karşısına alabilir. Hani yüzde değil de hayali. Hayali olarak. İşte bak gene aynı yere geldik. En saf, en dürüst haliyle içinden geçen her şeyi babaya söyleyebilir. Bak en saf haliyle güya babayla barışıyor gibi görünür. Babayla değil kendiyle barışıyor orada. Yani kendi parçasıyla şey yapıyor. Yani baş başa oturuyor. Dolayısıyla babaya her şeyi söyleyecek. Sonra o babadan da özgürleşecek. Diyecek ki teşekkür ederim ya. Yani artık ben senin rolünü de biliyorum. Varlık nedenini de biliyorum orada. Teşekkür ederim. Dünyaya gelmeme vesile olduğun için teşekkür ederim diyecek. O babayla ya da anneyle ya da eski eşle ya da kardeşle bu hesabı bir şekilde kapatacak. Çünkü bizim dışarıda eğer huzurlu bir cennet yaratmak istiyorsanız o cenneti ilk önce kendi içinizde yapacaksınız. Yani böyle tek başınıza oturduğunuzda içinizde birisi düşündüğünde kaşlarınız çatılmayacak. Biri düşündüğünüzde bu olmayacak. Pişmanlık olmayacak. Buradan ne geçerse geçsin siz hep şöyle olacaksınız. Bak. Ne güzeldi ya. İyi ki oldu. İyi ki yaşandı. Bak. İçselinde bu huzuru yaşadığında zaten dış bilim direkt değişiyor. Çünkü niye? Hadi biraz daha derinleşelim. Sahne dekoru değişiyor. Biraz daha derinleşelim. Sen burada işte eşin, baban, sevgilin, kardeşin, birileriyle ilgili bir şeyler hissederken ya da bir şeyler düşünürken onlarla ilgili bir film yaratırken diyeyim dışarıda. Dışarıda hiçbir şey olmadığı için senaryonun tamamını kendin yazarken, tamam mı? Sonunda bir anlıyorsun ki dışarıda kimse yok. Tamamen kendim kurmuş, kendim oynamışım. Bak yani bunu fark eden kişi onların dışarıda değil de kendi içinde kendi benlikleri, kendi kişiliğinin parçaları olduğunu fark ettiğinde neyi fark ediyor bir de? Onların rolünü de kendinin verdiğini, onlara kendisinin yazdığını fark ediyor. Ve meselenin şu olduğunu fark ediyor. Nötr hale gelmeli. Onlarla şu duygu alışverişini, sevgi ağaç tabii, sevgiyi ben duygunun ötesine koyuyorum. Tamamen artık bırakmalıyım. Mesela affedememe olayı var ya, kim affedemiyorsun? Dışarıda Ahmet ya da Ayşe var da onu mu affedemediğini düşünüyorsun? Dışarıda kimse yok.
kendi içindeki bak elini affedemiyorsun sen aslında. Sen güya dışarıdaki Ayşe'yi affettiğinde şu, olay şu oluyor. Ay nasıl bir özgürleşme. Evet bu oluyor. Bunu bilince o zaman kimseyle de bir hesabın kalmıyor. İçinde ne düşünürsen düşün huzurda oluyorsun. Huzurda olduğun için de ne yapıyorsun? Dışarıda bir bakıyorsun. Dışarıda da kimsenin seninle hesabı kalmıyor. Onlara bakış açın değişiyor. Tabii ki mesafeni koymak istediklerine koyuyorsun. Yakınlaşmak istediklerine koyuyorsun. Ama artık seni böyle duygularda savuracak, bir yerlerde kilitleyecek, tıkanacak bir hayat artık yansıtmıyorsun filmden. Ve her zaman derim bundan daha kıymetli bir şey de yok. Ha, onun üstüne istediğiniz tezahürü zaten yapın yani. Filmin içine neyi koymak istiyorsanız sonra koyun.